Yatsın yanıma. Ne? Çıplak. Sarılmasın, dönsün, uyusun. Bir gece kalsın benimle. Bir gece kalsın Rüstem. benimle. O mimi 40 ne? yılın Alem ya. olsun. Kırk 40 yılın. yatsın yanıma. Çok da şey yapmasın ya. Hadi be. Rüstem iyi. Tamam. Biliyorum. Gökçe biraz dediğim tarzda okusana bunu. Hadi denesene. Nasıl Lütfen. yapayım onu Tutuyorum ben? kendimi. Yatsın yanıma. Sarılmasın, dönsün, uyusun. Yol ekecek. Bunu bile beceriyorsun lan. Sen söyle işte biliyorsun. Bak bak bunu bile beceriyor ya. Hadi full söyle dört. Dört satır. Gözünden kaçmıyor. Bir sözlerine bakalım hemen. Bakın. Yatsın yanıma, sarılmasın, dönsün, uyusun. Tamam vazgeçtim. Bir gece kalsın benimle 40 yıl. Dinledim hasretinden sığamadım. Evler değiştirdim. Biz çöküp Tanrı'dan seni dilendim. Sabir teşekkür ederim. Biz çöküp Tanrı'dan seni dilendim. Bu şarkıyı... Ağlama dediler de. Bak bak. Bu şarkıyı Marul'un ilk aşkına armağan ediyorum. Kız. Ağlama dediler de. Gözümde yaş mı kaldı güzelim? Ben, sen diye tükendim. Marul! Delirdim hasretinden. Sığamadım evler değiştirdim. Diz çöküp Tanrı'dan seni dilendim. Mef ayağa kalktığına göre her şey güzelleşti. Marul bak burası sana. Bak Marul. Yatsın yanıma. Sarılmasın dönsün uyusun. Bir gece kalsın benim de 40 yılım onun olsun Allah'ım benim. Bir gece kalsın benimle 40 yılım. Oğlum! Yatsın yanıma. Sarılmasın dönsün uyusun. Bir gece kalsın benimle 40 yılım onun olsun. Nasıl düşme? Düştük işte. Sarılmasın, dönsün uyusun. Allah'ım sabır, çet. Gökçe, yalvarıyorum bu şarkıyı repertuara al. Marul'un gözlerine baka baka okuyalım. Tamam. Tamam. Ha. Böyle yaptım, sakin yazın. Size bir sürprizim var, çok özür dilerim. Siz konuşun, ben ayarlıyorum. Tamam. Ya ben de bir şarkı keşfettim bugün. Evet. Onu bir okusak mı hep beraber ya? Ondan önce benim sürprizim, rica ediyorum. Tabii tabii, buyur. Orta çağ. Bence bu yaşımda bugüne kadar dinleyebileceğim en güzel teenager şarkı... Şimdi çalacağım şarkıdır. Yani sizin kuşağınızın şarkısı. Ve ben o herifle arkadaşım. Neredeyse kardeşim. Ortaç, teenager ne demek? Ben de onu soracaktım ya. Eyvah Hanım, teşekkür ederim. Madem bir gün gidecektin. Ben bu şarkıyı yaparken buralara kadar geleceğimi bilmiyordum. Marul abi, bu herifle ben kan kardeşiyim. Farkında mısın? Evet. Suç bende, aklıma gelmedi hiç, kandım aşkına. Bir daha çıkma karşıma. Özür dilerim. Eşli olacak. Çok yakışıklı değil mi bu klipte ya? İşte o eşek vardı. Sizin umurunuzda değil ama kankanız diye şey yapmıyorsunuz Marul Bey. Gökçe Hanım siz de öyle.
Ama herif, herif bir star adayı. Öyle öyle. Serdar abi ben de bir şarkı açmak istiyorum. He? Ben de bir şarkı açabilir miyim bunu dinledikten sonra? Yok yok. Son nakarat. Hemen kapatıyorum. Kime yaradı bana bu veda? Bana bu veda yaradı mı diyor herif. Bana bu veda ağır gibi. Her sevda aynı san değişmiyor. Böyle bitmemeliydik. Madem gidecektin, ya Mef işte şu starlığı bozma lan, ne dil çıkarması. Madem dönmeyecektin, bana öyle bakma. Ben de aklıma gelmedi, hiç kandım aşkına. Bir daha sıkma karşıma da. Bak. Böyle kimemeliydin. Şu an senin umrunda olmayabilir Marul. Ancak şimdi Marul'un şarkısını dinleyeceğiz. Dur bakalım ne. Bunu hayır. Ben yine Teenage sizin sevdiğiniz bir sanatçıdan açacağım ve kankanızdan. Aleyna Tilki. Kan kardeşinizden açacağım. Yok, şaşırtmayacağım sizi. Aynı isim. Bakıyoruz. Kankanızın. Bakar kalırdım. Koşturmadayız baya bir varvarışa. Nasıl mı kazanca koçum, çalışa çalışa. Bunlar karışa karışa inşaatta beton. Bizde her şekil var, markalarda depo. Eminönü benlikte bizde la rekor. Hayat futbol maçı veya aga lego. Bana bir şey bir şeylerde var. Dış ses. Gönlümce söyle o bir kez. Gökçe oku be. Halle de son ses. Herkes online. Ses 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 ses. Geliyor. Gökçe. Herifin saçı uzun burada. Evet. Herifin saçı uzun burada, daha uzun. Ay çok önemli sanki de söylüyorum. Dayı tipik ederim dayım. Ben bir şarkı söyleyecektim. Çok ayıp oldu. Sustuk Mehmet. Estağfurullah abi yani. Sustuk oğlum. Ağzısın mı lan? Yeni keşfettim. Çok hoşuma gitti. Hemen PK'ya başlayalım bu arada. Geceleri nasıl beni anlayabilecek o insanlarda. Kimi dağların taşlara söylesem anlayabilecek o insanlarda. Daha iyi ve daha iyi daha net. Bilmiyor ise etme delalet. Abi elimden alın başımı belaya sokma. Yeter eyvah. Görmez beni nasıl civar. Başım duman, yaram derin kadar ama. Yaralarım deli, hislerim inat ediyorlar inat. Yine ben yalnız kalmışım. Ben hadi. Geceleri uyuduğum her gece ziyan oluyor ama sana dönüyorum hep. Ediyorsun acıları üzerime sök ben acı. Çok burayı çok. Böyle ben bitmemeliydi. Onsa bu yedi. Ya ben beğendiğimden okudum öyle. Ya böyle bitmemeliydi gibi bir şey bulmadıkça asla. Bu arada rahmetli İbrahim Erkal'a bir şarkı yazdım, okudun mu? Aman cümleye bak. Bir şarkı okudum, dinledin mi? Yok abi ben görmedim. İbrahim Erkal projesi vardı. Sen de mi varsın abi o projede? 30 saniye dinletebilir miyim? Sadece Marul'la Gökçe'nin fikri. Mef'in fikri çok önemli ama o beni çok sevdiği için güzel diyecek. O yüzden siz bok atarsanız da kabul edeceğim. Tamam. Sen aldırma. Ne söyledim?
Giderim buralardan bir pantolon, bir ceket. Sen aldırma. Giderim uzaklarda yaşadığımı farz. Ah hey! Anan senin, anan yarim. Baban senin, baban yarim. Bana düşer çekip gitmek. Farz et sevgi, yalan yarim. Saçlarından tel kopar. Saçlarından tel koparıver. Gönül nasıl bir şey ister? Beni sevdiğini söyle. Bu bana bir ömür yeter. Hep beraber! Saçlarından tel koparıver. Gönül nasıl bir şey ister? Beni sevdiğini söyle. Bu bana bir ömür. Marul siyah atleti gösterdiğine göre Gökçe ile beraber okuyabiliriz. Çare gelmez ağlamaktan. Çare gelmez ağlamaktan. Ayrılır mı tırnaktan? Çare gelmez. Başka yol yok. Ayrılmak. Ayrılmaktan. Farz et sevgi, yalan yârim. Sesine kurban olan. Başka yol yok. Ayrılmaktan. Hüseyin bir kez sağ ol, hayatım patlatıyorsun. Allah bir şey yapmadık. İçimizde teşekkürler. Evet. Bu kadar yani. Abi, abi benim bir tane arkadaşım var, Bilal Sonses. O da o güzel söylüyor bu şarkıyı. Bilal Sonses'e bir beste vermiştim. Geçen evet. Senelerde. İkimiz de bilemedik kıymetini. İkimiz de bilemedik kıymetini. Aç seni de beni de terk ediyor. Ya Marul ya, bu yazı nasıl bitireceğiz sence? Ha nasıl abi, bitecek de, yani? Bir de son zamanların en sıcak yazı. Bir de koskoca Ağustos var. Ağustos'un yarısı yaz, yarısı kış derler normalde de hiç zannetmiyorum. 30 Eylül'e kadar 40 derece devam. Öyle yazıyor. Abi Antalya 40-45 gösteriyor mesela. Hı. Aşırı nem var. O ya, hissedilen bambaşka. Marul. Hadi söyleyelim ya Ayşem'e hadi. Evet Ayşem ama Gökçe'nin bir moralini düzeltelim çünkü bu yayın. Ne oldu? Moralim çok iyi valla. Chat gıcıklık yapıyor da bir sus sen konuşma ya, falan yazıyorlar. Çıktı mı? Ya chat yapmayın ya. O yüzden sessizce izliyorum Ortaç, şu an. Çok iyiyim. Çok İbrahim Erkal projesi çıktı mı? Gökçe. Çıktı. Ayşem'i merak ediyorum. Hakikaten şimdi merak ettim. Ayşem yazma. Hadi Marul sen de. Elbet dünyada kalır. Elbet dünyada kalır. Marul. Oku hadi Mef. Hayır sen de beraber oku. Oğlum sen... Serdar abi merak ediyor şarkıyı okusana. Ya, senin sesini merak ediyor Serdar abi de artık bence. Hani Ortaç diyorduk. Ya Ortaç'ım. Marul söylüyor bu şarkıyı normalde. Ortaç'ım ben okuyamıyorum. Ben de maytap geçiyorlar. Senin yanında beni rezil edecekler. Ya Marul gerçekten. Ya. Yok ya hadi çok, oku ben. Çok iyi sesin var. Şu an şey yapıyorsun, boş yapıyorsun. Ben oku, beğeniyorum ben... senin sesini. Mef oku birader de dinleyelim hadi. Yani. Marul'u merak etmiştim bilmiyorum. Abi söylüyor bak. Hatta bende var. Ben açayım mı abi? Aç. Hah bak, iyi açıyorum. Bari. Güzel. Açayım abi. Bak abi. Yalan evuri da işem yazma bunları. Yalan evuri da işem yazma bunları. Elbet dünyada kalır. Elbet dünyada kalır.
Harun. Sana bir soru. Şimdi 52 yaşına girdim ya. 52 yaşından sonra sence böyle yalnız mı öleceğim, yoksa hani bir albüm daha çıkartıp bir 10 şarkı daha yapıp bir 20 daha, bir 30 daha, bir 40 daha, yani kendimi şarkılara mı vereceğim? Yoksa sence karşıma biri çıkacak ve ikinci evliliğimi yapacak mıyım, yoksa hiç evlenmeden böyle bitecek mi? Ne hissediyorsun? Yani benim şahsi fikrim, ne olur dürüst ol. Ne olur? Dürüst oluyorum. Bu turneden sonra artık şarkı yazmalar, yazmamalar belli olur. Tatminkarlık sektörden. Aşk hayatı da, mutluluk da, mutsuzluk da geçici. İkisi de kalıcı değil. Belki biraz geç, belki biraz erken. Ama hiçbir şekilde yer ettiğini düşünmüyorum. Bunun net bir cevabı olduğunu da düşünmüyorum. Her şey olabilir. Bok gibi cevap verdin. Ama ya, imkansız değil. Abi ne demek bok gibi? Sana ben abi ne demek bok gibi ya? Sana ben evleneceğim mi diyeyim, evlenmeyeceğim mi diyeyim? Bunun cevabı nasıl geliyor? Oğlum yani birisiyle tekrar yapabilecek miyim sence? Abi bunun net cevabı var mı sence ya? Mükemmel. O zaman ben buna cevap bir şarkı açıyorum. Aa, harika bir cevap verdim sana ya. 2026'nın Ocak ayında evleneceğim mi diyeyim abi ben sana? Kardeşim. Mümkün musun lan? İstekliyim sana. Bu kız beni istemem. Böyle sessiz solup gitmeyeceğim değil mi? Sokakta düşkün biri, bir kuytuda bulunmuş, ben kaybolmayacağım değil mi? Bahçede çiçek solmuş, sokmuş ve susuzmuş. Bir tekne var açıkta, halatından kurtulmuş. Tepede kuyumuş, yağmursuz kurumuş. Gökyüzünde bir martı sürüsünden kovulmuş. Öyle olmayacağım değil mi? Çok iyi bir parça. Ölmeyeceğiz değil mi? Çok güzel. Benim havalar. Çok güzel. Hayır çok mantıklı da sence, peki Gökçe sence Mef ne yapacak? Bilmiyorum. Yani sence hangi yaşında aşık olup bıraktım bu işi diyecek? Onu bilemezsin ki. Hissettiğim için Benim tek aşığım Eko Bey, ne yapıyorsunuz? Sana sormadım Mehmet. Abi, teşekkür ederim. Hissettiğim... Mehmet... Bilmiyorum. Bazen çok çocuksu görüyorum onu. Bazen çok olgun. Hani genel olarak daha fazla olgunlaştığında daha gerçekçi bir şeye sahip olabilir. Ama şu an öyle bir şey aramıyor bence. Kariyerine odaklanması çok Mehmet, mantıklı. Zamanı var yani herhalde. Benim ekiple konuşuyordum Gökçe. Şu an Gökçe çok güzel bir şey. Mef daha çok genç dedi benim kızlar, biliyor musun? Doğru mu? Beni dinle. Dinliyorum. Mef daha çok genç dedi. Yani ne anlamda genç dedim? Yani daha çok tecrübesi lazım dedi. Bak aynı şeyi Gökçe de hissetmiş. Belki de sen aslında tecrübelisin ama yansıttığın bize, ekranda evet, yansıttığın o değil. Evet, çok tiye alıyor gibi duruyor bazen her şeyi. Ha, ama aslında öyle olmayabilir, onu bilemeyiz. Belki de herif Osmanlı, hiçbirimiz bilmiyoruz. Doğru. Belki vurduğunu... Abi bilemezsin. Doğru. O yüzden bilmiyorum Mef abi. Yani ben burada ne bileyim Serdar abi, öyle o kadar da her şeyimi göstermeyi istemiyorum ya. Biz her şeyini gördük abi şu an. Biliyoruz zaten her şeyin bu dörtlü. En son omuzlarını görmemiştik, onu da gördük. Mef abi, ben hissettiğimi söyleyebilir miyim? Tabii abi. 2026 büyük bir aşk ve anında evlilik.
En fazla 3 ay nişanlı kalacaksın en fazla. Aa, Serdar abi sen falan mı bakıyorsun? Bunu yaz. Yaz o. Bak ne desem çıktı lan. Ne desem arkadaşlarım ne söyledi? Kariyer olarak ne olacağım onu merak ediyorum. Ben aşkı meşki merak etmiyorum. Senin gülüşüne sıçayım marul. Ne abi? Serdar abi saat de ver ya saat de. Sana ne diyecek diyor. Hangi belediye nikah dairesinde olduğunu da söyle. Antalya Serik. Ben de şuraya yazıyorum. Bugünün tarihi saat 2.51. 2026 yazında evlenmezse, nişanlanmazsa adam değilim. Bak buraya yazıyorum. Ben de MEF 2026 yazında evlensin, düğün salonu parasını ödemezsem adam değilim. Ben de sahne ama alıyorum be. Lan yok! Kır düğünü ayarlamazsam adam değilim. Ben de sahne alıyorum. Şey söyleyeyim. Ben dünya. Ya şimdi baba ağzını kaşınıyorsun ama. Vallahi sence MEF'in düğünü kaç lira tutar? Sence? Yani şu an 200 lira tutuyorsa 2026'da 500 lira tutar. Bugünün parasıyla ne tutar? 250 bin tutar mı? Tutar. Abi beni neden evlendiriyorsunuz? 26 oğlum. Sene daha 3 yıl var be baba. Şurada hayalini kuruyoruz dur. Gökçe gelinlikle sahne alamazsın. Ne? Ne dedin? Gagaşım çok ayıp ediyorsun. Israrla bir şey daha söyleyeceğim marul. Ne dedin lan? Otur şuraya. Marul bir şey daha söyleyeceğim abi. Efendim abi. Kumral bir kızla evlenecek. Aha buraya onu da yazıyorum. Bak ne siyah ne sarı. Ne kızıl. Kumral bir kızla evet, evlenecek. Evet abi teşekkür ederim. Ne dedin? Sen bunları yaz abi. Kaydet Gökçe abla. Kaydet abla. Not almasına gerek yok Gökçe'nin. Ananı satayım. Neden? Sen de 3 olmuş bu arada. Aa tamam kapıyorsak söyle. Aa Marul'un ses gitti. Sıçtık. Se. Marul. Se. Aa, geldi. Se. Biri geldi. Biterken öbürü baş. Oğlum yalandan gülme lan. Sana gülmedim. Genel zaten. Sana ay, gülmedim. Gökçe şarkı söyleyecekti. Yok söylemeyecektim. İşte böyle Marul abi. Benim hakkımda ne hissediyorsun Serdar abi? Aşkım aramızdaki olanı bir çözsem önce. Ben Gökçe'nin 2026'nın yazı gibi düşünüyorum Gökçe. Benimle düzgün konuşur musun? Marul artık geliyor bak. Vallahi geliyor. Gökçe'yi de ben 2026'nın yazı gibi düşünüyorum Serdar abi. Ya salak mısın çocuğum? Ne oluyor sana bugün? Ya. Hemen aynı zamanla. Ben 2026 dediğim için mi? Yok MEF'in de aynı ya. Ben Serdar abinin hissini sordum. Ben bunların ikisini çok istiyorum bir arada görmek. Ama zorla güzellik asla olmaz. Serdar abi sen de benle nikah şahidi olur muyuz öyle bir şey olursa? Ben düğüne bedava çıkmazsam adam değilim. Bedava. Ben de salonu tutacağım. 1,5-2 bak bedava çıkmazsam adam değilim. O zaman da senin düğün kaşesi 2 milyonu bulur abi 26'ya. Bulur bu arada. Lan bugün. Bu arada diyorsun. Bugün öyle zaten ben karar vermiyorum ki Polat yazıyor fiyatları ben. Polat'tan da izin alacağım. Bunlar. Ortaçım, ben ama ne bileyim ben boş bulundum söyledim 2 milyon diye. Marul abi benim aylık giderim 2 milyon lan. Sadece eleman maaşlarım 1 milyon. Ben Murat Övüç'le aynı parayı harcıyormuşum aylık. Vedat teşekkür ederim. Murat Övüç'le lan. Evet. Bir tane şey vardı böyle. Ha. 777 ne? Hadi ya. Aldım kabul ettim tarzı bir şey böyle. O ne lan? İnşallah olur amin gibi bir şey yani. Bu ne yeni adetler çıkıyor. Allah kabul etsin de bitti 777 mi? Onun gibi işte. Neyiz biz Illuminati'ci miyiz? Melatonin hapı kullanmaya başladım Serdar abi. İnşallah uyurum bugün. Hiçbir işe yaramaz. Ertesi gün midem bulanır. Ve çok kötü kusturur.
Uyumak istiyorsan iki tane app var. Biri Tafil, biri Xanax. Manol ya. Şuraya yazayım. Lan sen ne Manol ya diyorsun oradan? Yollar ayrılırsam yine de seven önümden anal ya boş. Gelir bütün hayaller gözlerim bağdaşmıyor kanıyla. Hani var ya o göz o gülüşleri keşke satılsa parayla. Ben de hayat... Kimse kimseyle konuşmamıza izin vermiyor. Kimse. Rabarba var. Kuş dili biliyor musun Serdar abi? Söcöz mücü. Çok mutluyum. Maşallah. Babar bu. Sebeni bin gebel mi bir şibini bir gebeç mi bir şibini bir. Ben bilmiyorum bu arada. Benim söcöz mücü de bitti. 9-9-9. Ben sana bırakıyorum. Teber sibil sibil zli bitti bir. Ortaçım yakının kam kardeşini ben sana kam bırakıyorum. Kam. Ben bir şey demeyeceğim. Yok o ayış kopmuş onda. Afayı yemiş bu delirmiş ya. Ya sıkılmış evde sıkılmış evde oturmaktan. Cumartesi dışarı çıkmadı el ayağına dolanıyor. Aynen. Gece. Asiyetem tutuyor asiyetem. Peki Gökçe. Xanax gibi ağır ilaçlar almak istemiyorsan Spiralex gibi daha hafif bir şey alamaz mısın Spiralex? Ben araştırayım. Yazdım. Ne? Araştırayım bunların hepsini ya bir yazdım. Tane Netflix'ten dizi izlesen zaten 10. dakikada uyuyorsun ya. Uyuyamıyorum Gökçe, işte. Gökçe, Brooklyn 99 izledin mi? Brooklyn. Bir 5-6 bölüm izledim evet. Bir onun 4. sezonuna bir başlar mısın? Brooklyn 99. Bu arada komikti bu. Ortaç Bey bu aralar Manifest diye bir dizi yakaladım onu izliyorum. Aa bitirdim ben onu. Bitirdin mi lan? Oo kaç sene oldu yeni geldi Türkiye'ye o. Ya ben onu çok beğeniyorum. Ne güzel. Bambaşka yerlere gidecek. Ya hiç kadın, tahmin kadın edemedim. Kadın şey yapıyor. Çok güzel dizi bu arada. 5 yıl yoktan kadın evlenmiş herhalde. Evet tabii. Mükemmel bir bunlar, dizi. Bunlar büyü mü yapıyor? Ne bunlar? Ne oluyor böyle ısırıyor? Niye söyleyeyim şimdi izle. Ama böyle çok alakasız yerlere gidecek. Ben de 3. sezondayım. 2. sezon. Sen de mi? Doctor Who çok iyi ya hala bitmedi. Ben izliyorsam ben. Sen izleme abi boş ver. Modern Family var. 70 ne ya bu? Polisiye. 365'i izledin mi? İzledim. Sevmedim. Mef abi şey New Amsterdam'ı izledin mi? New Amsterdam. Yok abi onu izlemedim. Bir de ona bak. New Amsterdam. Gökçe bana bir yazar mısın? Ben yazı yazamıyorum. Ben WhatsApp not aldım hepsini. Sana. Tamam. Bu da doktor dizisi herhalde. Ne evet. Yani Mef bilmiyorum ne yapacağız. Ya vallahi Serdar abi ben artık her şeyin akışına bıraktım. Her şeyi. Yo, he he sağ ol bayık. Ne yapıyorsun sen? Akışına bıraktım Serdar abi. Ne oluyor ya 777?